İzmir'de hangi soruna çare bulunmuş? Kalmadı. Yine Asır Gazetesi Tunç Seher'in işte bir kapı yaptırdığını, halktan kaçmak için, görünmemek için onu vermiş. Efendim Covid-19 ile mücadele eden sağlıkçılarımız mücadele ediyor aklımda. Hani İzmir'in hangi sorunuyla ilgili hangi proje haberini duydunuz? Hiçbirini duyamadınız, öyle değil mi? Ben de okuyamadım sizlere. Öyle bir şey yok çünkü. Öyle bir şey yok. 500 gün geçti efendim yerel seçimlerin üzerinden. 550 güne yakın gün geçti efendim yerel seçimlerin üzerinden. Hala bir şey göremiyorum. Trafik sorunumuza yeni çevre yolu, efendim yeni projeler vesaire mi başlandı? Bizim mi haberimiz yok? Trafik sorunumuzu halletmek için yeni bir ulaşım organizasyonu, ulaşım master planı mı hazırlandı? Ondan da haberimiz yok. Efendim İzmir'in kentsel dönüşümüyle alakalı, çarpık kentleşmesiyle alakalı bir proje mi hazırlandı? Biz sunmadık. Onu da bilmiyorum. Peki İzmir 5000-8000 yıllık tarihiyle İzmir, güzel İzmir. İhracattaki rakamları mı çıktı? İhracat yapan firmalar İzmir'i mi tercih etti? Yani yeni firmalar mı taşındı İzmir'e? Ya da İzmir'deki hangi firmalar İstanbul'a veya başka şehirlere veya yurt dışına çıkmaya çalıştı, kaçmaya çalıştı? İzmir'e kaç tane ulusal markası olan, uluslararası marka olan kaç firma geldi? Biz mi kaçırdık acaba? İzmir'deki işsiz sayısına, genç işsiz sayısına yönelik hangi projeler yapıldı? Biz mi sunmadık acaba? Biz mi kaçırdık? Bunlarla alakalı hiçbir şey yok. Bunlarla alakalı bir şey yok. Geçen gün size söylemiştim İzmir'de kaç tane doğal yaşam parkı var diye. Çok da eleştiri geldi. Hakaretli şey mesajlar da geldi. Çok da önemli değil. Ben size... Arkadaşlar sesiniz kısarsa onu. Ben size söylerken Sasalı Doğal Yaşam Parkı var. Mesajlar geldi. Bir tek Sasalı Doğal Yaşam Parkı var. Gelin Basmayı Çukuru'nun içine bir girin. Bakın orası da bir doğal yaşam parkı haline geldi dedim ya. Çok da kızmış bazı izleyicilerimiz. Kızmanıza gerek yok. Geçin. Çünkü ben dip dibeyim onunla. O çukurla dip dibeyim ve görüyorum efendim. Geçin bakın.